Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barkay bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yudu Traksin Neytriki'de görmüş olduğunuz kod tutarımızla Düsseldorf'tan Kalaise doğru güzel bir yolculuk gerçekleştiririz arkadaşlar. Öncelikle bugünkü görmüş olduğumuz aracımızı sizlerle yine Parkekizor Discord sunucumuzun ses paylaşım odasında paylaşacağız arkadaşlar. Aracı kendim hazırladım. Gayet hoş ve güzel olduğunu düşünüyorum. Sizlerle de bu aracı paylaşacağım. Şöyle bir kez daha dıştan göstereyim. Güzel de bir mor var üzerinde renk olarak. Çok tatlı bir tır oldu. İnşallah hepiniz kullanırsınız. İnşallah seversiniz diyeyim. Ee, yavaştan isterseniz yolumuza çıkalım. Bugün bir değişiklik yapıp Düsseldorf'tan videomuza başlayalım istedim. Çünkü genellikle ya Kalayistan ya da Duisburg'dan veya işte Brüksel'den falan başlıyoruz videolara. E, bugün de hani böyle bir farklılık yapalım. E, buradan başlayalım istedim. İnşallah bu değişikliği beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Şöyle yavaştan yolumuza çıktık. E, şimdi bugünkü videomuz için yine çok güzel konular belirledim arkadaşlar. Sizlerin sevebileceği yine e, böyle sohbet muhabbet aramızda bir etkileşim olması adına. Ee, güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Birazdan bundan bahsedeceğim fakat onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. E ee, bulunduğumuz gün itibariyle yaklaşık 2-3 gündür aktif bir biçimde ve düzenli bir şey şekilde E ee, Twitch hesabımda, o da açıklama kısmında var bu arada. Ee, canlı yayınlar yapmaya başladım arkadaşlar. Ee, canlı yayınlar da baya güzel oluyor hatta. Ee, şu anda hani videoyu izliyorsunuz direksiyon kameralı vesaire. Yayınlar da aynı bu biçimde. Direksiyon kameralı aynı şekilde hani direksiyon kameramız var işte ne bileyim oyunumuz yine ETS2 olsun işte farklı oyunlar olsun. Orada da yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarım olsun takipçilerimiz olsun bir şekilde. Onlar da benimle beraber Oyunda sürüyorlar. Hatta sohbet muhabbet ediyoruz hep beraber. çetle baya bayağı bir Etkileşim güzel oluyor. Sizleri de açıkçası beklerim. Açıklama kısmında Twitch linkim var. Oradan Twitch kanalımı takibe alabilirsiniz. Ee, bu Twitch kanalında yayın açıldığı zaman duyurular nereden yapılıyor diye soracaksınız. Duyurular Berkay Gizol Discord sunucusunun duyuru kanalında yapılıyor arkadaşlar. Moderatörlerimiz tarafından bizzat duyurular yapılıyor. Orayı takip alırsanız zaten yayınlardan haberiniz olur. Onun dışında Twitch kanalını takip aldığınız zaman bildirimleri açtığınızda yine yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Abicim çarpmasaydın güzeldi hakikaten ama neyse. Canın sağ olsun bir kez daha sinyali verelim sinyali kapandı abi garip garip işler Hadi bakalım şimdi yavaştan e, bahsettiğim konumuza bir giriş yapalım Öncelikle bugünkü konumuz video başından da görmüş olduğunuz gibi SCS multiplayer Trackers MP şimdi bu iki multiplayer oluşumunun rekabeti bu iki multiplayer oluşumunun e, kıyaslanmasını bugün yapacağız hem kendi yorumlarımı katacağım hem de sizlerden yorum yapmasını isteyeceğim e, açıkçası şimdi söylemem gerekirse iki platformunda birbirine göre artıları var. Fakat benim gözümde SCS Multiplayer'ın yani SCS'nin kendi çıkartacağı Multiplayer'ın daha da fazla artısı var. E, bu arada bu SCS Multiplayer ile alakalı sadece bu konuyla alakalı çektiğim bir video da var kanalımda. O videoyu yine şu anda çıkmış olan i e butondan izleyebilirsiniz. O videoda SCS'nin çıkartacağı Multiplayer'dan detaylı bir şekilde bahsetmiştim. O videoyu dinleyerek bu oluşumdan e, bilgi sahibi olabilirsiniz diyelim, haberdar olabilirsiniz diyelim. E, şimdi bu SCS Multiplayer dediğimiz şey bu yılın Aralık ayına doğru çıkacağı söyleniyor. En azından öyle bir planlanma tarihi var. E, bu konuyla alakalı şu anda çok hani net bir açıklama yok. Sadece hani bir canlı yayın esnasında konu hakkında ufak bir şekilde e, bahsedilme yapılmış. Onun dışında işte ufak da bir sinematik görüntü gösterilmiş. E, yapılan tek şey bu. Onun dışında ekstradan bir şey yok. E, fakat bizim bununla alakalı bildiğimiz tek şey... ...SCS Multiplayer'ın e, 10-15 kişilik sunucular açılarak oynanabilecek bir multiplayer platformu olacağını biliyoruz. Yani mesela ben bir oyuncuyum. E, arkadaşımla bu oyunu oynamak istiyorum. E, Steam üzerinden bir tane hızlı bir şekilde... E, oyun oluşturuyorum ve bu oyunu arkadaşlarımla beraber e, bir oturum açarak başlatıyorum. E, sunucular hani 15 kişilik, 20 kişilik falan diye şu anda tahmin ediliyor. E, açılıyor, ardından arkadaşımızla beraber Steam üzerinden koop bir şekilde oyun'a girebiliyoruz arkadaşlar. E, onun dışında işte söylemem gerekirse oyunun böyle olmasıyla beraber ekstra olarak işte e, Söylediğim gibi hani böyle 3000 kişilik 4000 kişilik sunucular değil de SCS'nin yapacağı multiplayer sisteminde 15 kişilik 20 kişilik kendimizin açabileceği sunucuların olacağı söyleniyor ee, Ve aynı zamanda açılan sunucularda NPC'lerin yani Single player oynarken hepimiz görmüşüzdür ee, Normal küçük araçlar geçiyor otobüsler geçiyor veya Yine tırlar geçiyor Aynı o NPC'leri arkadaşımızla beraber senkronize bir şekilde göreceğimiz söyleniyor e, SCS'nin yapacağı platform bu. Kısa bir şekilde bir kez daha anlatmak istedim bunu size. E, bunun dışında Trackers MP bazında baktığınız zaman zaten 3000 kişilik 4000 kişilik sunuculardan bahsediyoruz. Kendimiz maalesef sunucu açamıyoruz. Sadece e, imzalar toplanarak e, bir günlüğüne özel veya belli saatlere özel sunucu açtırabiliyoruz. Fakat bunun dışında ekstradan bir özellik bizlere sunulmuyor. Ama SCS'de öyle değil. bir e, biz herhangi bir oyuncuyken de ...gidip hızlı bir şekilde e, sunucu açabileceğiz. Aynı zamanda açılan sunucularda e, mod olayının olacağı da söyleniyor. Biliyorsunuz ki SCS e, mod olayına bayağı bir destek veren bir firma. E, yani adamlar sırf modların aktif edilebilmesi için mod yöneticisi diye panel yaptılar. E, hani oyunun modlanmasına izin veriyorlar. E, ve multiplayer'da da bunun olacağını söylüyorlar. Yani mesela ben bir otobüs modu indirip kurduğum zaman... Benim arkadaşım da bu modu indirip kuruyorsa, ikimiz aynı anda o otobüs modunu oyunda görebiliyoruz. Ee, benim şu anda bildiğim şey bu. Ee, onun dışında Trucker's böyle bir şey yok, hepiniz biliyorsunuz zaten. Sadece lokal mod diye bir mevzu var. Lokal mod olayı da sadece yine bizim gördüğümüz bir modlanma olayı. Sadece biz kendi aracımızda yaptığımız değişiklikleri görebiliyoruz. Onun dışında kimse bizim yaptığımız değişiklikleri görmüyor. Fakat save edit'teki muhabbet öyle değil. Save edit'i yaptığınız zaman karşınızdaki herkes eğer ki dlc'li bir parça değilse e, bunu görüyor. Tabi bu arada dlc'li parça kafanızı karıştırmasın. Eğer ki karşıdaki kişide de kullandığınız dlc'li parça varsa onda da o parça gözüküyor. E, yani birbirlerine karşı baya bir artıları eksileri var. Şu anlattıklarımdan da zaten yola çıkarak bunları sizler de düşünmüşsünüzdür. E, şimdi benim söylemek istediğim şey şu öncelikle. Ee, şimdi SCS'nin Çıkaracağı multiplayer özelliği gerçekten çok hoş Çok güzel İyi ki de böyle bir şey Yapıyorlar ee, oyun çıkadı yaklaşık 6-7 sene oldu 6-7 senenin Ardından e, Hani böyle bir özelliği oyuna çıkarıyor olmaları Hoş ee, Bir yandan da Trucker SMP'ye baktığımız zaman bunca yıl e, Oyuna multiplayer hizmeti Vermiş e, insanlar e, Bir şekilde hani yönetimlerini Eleştirsek de ee, bir şekilde oyun içerisine eleştirsek de e, oyuna Multiplayer desteği sağlamış insanlar bunlar. E, ben açıkçası iki kısmı da kullanmayı düşünüyorum. Yani SCS Multiplayer çıktığında SCS Multiplayer'ı kullanmayı düşünüyorum. E, Tracker SMP zaten devam edecek biliyorsunuz. Tracker SMP'de de kalmayı düşünüyorum açıkçası burayı bırakma gibi bir düşüncem yok. Ki zaten iki kısımda birbirinden farklı olacak. Bir tanesinde 3000-4000 kişiyle aynı anda oyunu oynayabiliyorken diğerinde sadece arkadaşlarımızla beraber bu arada ileride arkadaş patladı geçmiş olsun. E, diğerinde ise sadece hani arkadaşlarımızla beraber açmış olduğumuz 10 kişilik 20 kişilik private sunucularda oynayabileceğimiz e, bir oyun sisteminden bahsediyoruz ekstra olarak modlanmadan bahsediyoruz ve NPC'lerden bahsediyoruz. Yani iki kısmında birbirine göre gerçekten güzel artıları, güzel e, güzellikleri var diyelim. E, fakat, hani açıkçası bir kere SCS Multiplayer şuradan kazanıyor. E, bu sistem açıldığı zaman permaban yiyen arkadaşlar, yani Tracker Stamp'i üzerinden permaban yiyen arkadaşlar SCS Multiplayer üzerinden tekrardan Arkadaşlarıyla beraber multiplayer oynayabilecekler. Bir kere banlı insanları oyun'a geri döndürmek adına çok güzel bir gelişim bu, çok güzel bir haber. Ee, bunun yanında Tracker ZP'nin CCE'nin bu hamlesinde karşı 110 hız sınırını kaldırma ve oyun yönetimine bir tık daha düzeltme gibi de bir olasılığı var. Yani e, bu rekabet aslında biz oyunculara yarıyor arkadaşlar, biz oyuncuların e, işine geliyor. Öyle söyleyeyim. Ee, bir rekabet olması her zaman iyidir. Bugün Tracker SMP değil de yine SCS Multiplier'i de bunun içerisine almıyorum. Ee, farklı bir multiplayer oluşumu desek, Infinite Trackers gibi. Ee, bunlar çıksa etse, bugün yine biz tekrardan e, bu rekabetten faydalanıyor olacağız. Sonuçta Infinite Trackers ortaya BMW koyacak. Tracker SMP ortaya Skoda koyacak. Bir tanesinde save yasak olacak, diğerinde yasak olmayacak tarzında. Ee, herkesin birbirine karşı bir üstünlüğü olacak ben o yüzden hani isterim ki aslında bu oyunda olabildiğince fazla multiplayer platformu oluşsun. Olabildiğince fazla multiplayer ortamı olsun. Çünkü böylesi her zaman biz oyuncuların işine yarayacaktır. E SCS'den bahsediyoruz. Sonuçta adamlar kendi oyunlarına bir multiplayer çıkartıyorlar. Oyun bir kere o adamların. E, bu yüzden haliyle Tracker SMP'den kat ve kat güzel olacağını düşünüyorum. Fakat her ne olursa olsun da e, ben Tracker SMP'yi bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü e, açıkçası bu ortama gerçekten saygısızlık edildiğini düşünüyorum. Çünkü e, biz bunca zaman bu ortamda e, video çektiysek, bu ortamda oyun oynadıysak bu ortam sayesinde arkadaşlık edindiysek hepsi bu Tracker's MP sayesindedir. Hepsi bu Multiplayer oluşumunun sayesindedir. O yüzden hani e, her ne kadar yönetimini eleştirsek de bence Tracker's MP'yi kötülemek bu anlamda saçma. E, her türlü hani o yüzden ben desteğimi veriyorum. Helal olsun yani. İyi ki de Böyle bir desteği zamanında yapmışlar. İyi ki de böyle bir multiplayer platformunu oyunumuza getirmişler. Ee, ki hani ben şu anda hakikaten helal olsun. Bu adamlar sayesinde burada videomu çekiyorum. Sizlere hitap ediyorum. Sizleri bu ortam sayesinde tanıyorum. O yüzden de hani bu ortamı hiçbir zaman kötüleyemem. Evet eleştiririm. Bir şeyini beğenmem. Bunu söylerim ama hiçbir zaman burayı kötülemem. Hani burası berbat leş gibi demem. Çünkü ben çok fazla insan gördüm. Burası bok gibi, leş gibi deyip de hala da burada oynamaya devam eden. Ee, ama hani burayı gerçekten kötüleyip burada oynamaya devam etmeyenlere lafım yok. Onlar lafın arkasında duruyorlar. Onlara hiçbir şey diyemem. Ama burayı kötüleyip de hala da burada oynamaya devam ediyorlarsa, o insanlar zaten burayı çıkar amaçlı kullanıyorlardır. Ee, benim söylemek istediğim şey bu. Hani söylediğim gibi ben kendi açımdan bunu söylüyorum. SCS multiplayer evet çıkacak fakat çıktığı zaman benim görüşlerimde herhangi bir değişiklik olmayacak. İki tarafta da oynayacağım, iki tarafta da videomu çekeceğim, sizlere sunacağım. SCS Multiplayer platformunu tanıtacağım. Trackers MP'ye bir update geldiği zaman veya yine bu devam ettiği sürece sizlere burada videolar sunacağım. Hani bende herhangi bir değişiklik olmayacak. Ben açıkçası bu yönde yine bizi takip eden bu videoyu izleyen insanlara da bunu sormak istiyorum. SCS multiplayer geldiği zaman siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani Tracker MP'ye devam edecek misiniz veya her ikisini de oynayacak mısınız? Ee, hani siz nasıl bir yolu izleyeceksiniz? Ben bunu sormak istiyorum size veya oyunu bırakacak mısınız? Hani bunların yorumunu açıkçası sizlerden istiyorum. Ee, herkes de hani yorumlar kısmında buluşabilirsek çok sevinirim. Ee, ben açıkçası hani yorum yaparak bu işe bir tak, hani yorum katarak çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum bu videonun. Ee, çünkü hani burada hepimiz oyuncularız. Ben de bir oyuncuyum siz de bir oyuncusunuz. Hepimiz burada oynuyoruz ediyoruz. Hepimiz farklı yerlerde veya aynı yerlerde sürüyoruz. Ee, bu oyundan eğlenmeye çalışıyoruz. Keyif almaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden hani bana kalırsa hepinizin bu değerli. Ve eminim ki bu Tracker MP için de SCS Software için de değerli. Sonuçta hani bu tarz yerler yorumlar yapılarak, eleştiriler yapılarak bir yerlere gelebilir. Ben hani hiçbir zaman Tracker SMP'yi mesela kötü amaçlı eleştirmedim. Her zaman hani bu platform bir yere gelsin. Bak al işte. Her zaman hani bu platform bir yere gelsin. Bu platformda hani adam akıllı bir şeyler dönsün, adam akıllı işler yapılsın diye eleştirilerimi sundum. E, eminim ki birçok arkadaşım da bu yönde yapmıştır. Evet eminim ki hepiniz e, yani kiminiz daha doğrusu e, haksız yere ban yemişsinizdir. E, kiminiz hani e, saçma şekilde e, Ne derler ona yani banlanmışsınızdır oyundan bir şekilde uzaklaştırılmışsınızdır. E, buna eminim çünkü birçok takipçim birçok arkadaşım bunları yazıyor İşte hani e, Ben böyle bir şey yaşadım bu yüzden hani oyunu bırakmayı düşünüyorum. E, oyun oynamak istemiyorum tarzında birçok yorum geliyor e, Ben bundan önceki promos videomda e, insanların oyundan sıkıldığını düşünüyordum fakat aslında kimse oyundan sıkılmamış sadece birçok kişi Tracker MP'nin Yönetimini eleştiriyor birçok insan e, artık hani ban yiyeceğim korkusuyla oyuna girmek istemiyor. E, bu yüzden hani e, ben bunları gördükten sonra açıkçası böyle de bir kıyaslama yapmak istedim ki yaklaşık bundan sonrasında gelecek 5 videoda falan da yine bu konulardan bahsedeceğim. E, bu arkadaşlarımı ben birazcık daha dinlemek istiyorum. E, eminim ki hani Trucker S&P'nin de böyle videolar dikkatini çekiyordur. Bir şekilde kulaklarına böyle şeyler gidiyordur. Hani söylediğim gibi eleştirilecek çok konu var. E, şöyle yapılsa böyle yapılsa daha iyi olabilecek e, diyeceğimiz çok şey var. E, ben yaklaşık hani bundan bir sene öncesinde de birçok görüşümü ilettim. Hani şöyle yapılırsa böyle yapılırsa daha iyi olur diye. Ee, i̇nşallah hani bir şekilde e, bizim burada söylediğimiz şeyler adamlara ulaşır, bir şekilde bu ortam çok daha güzel hale gelir. E, sonuçta hani arkadaşlar birazcık baktığınız zaman e, adamların da yapamayacağı bazı şeyler var. Atıyorum az önce Recep isimli arkadaş önüme kırdı mesela. Hani sen bu oyunu ne kadar 110 hız sınırını getirsen de, bu oyunu ne kadar sıkı kurallar çerçevesi altında çevirsen de. Senin de yapamayacağın şeyler var. Bir kere yapılması gereken şey insanların mantığının düzeltilmesi. Yani ee, biz mantığı düzeltmedikçe biz bu oyunda adam akıllı sürmedikçe adamların 110 hız sınırını kaldırmasını adamların bu oyunu çok daha iyi yönetmesini bekleyemeyiz. Ee, bir ortamda ne kadar suç işleniyorsa o kadar oradaki yönetim zorlanır. Ben hep bundan bahsediyorum. Eee... Yani söyleyeceklerim bunlar tabii ki de bak her videomda söylüyorum şu multiplayer platformunda keşke hani e, Bir tık daha Adminler daha da fazla aktif bir biçimde geçse keşke Adminler sıfır kamerasıyla daha da fazla izleseler şu yolu e, Hani sadece buradan da bahsetmiyorum genel olarak tüm e, Haritadan bahsediyorum Keşke her yeri izleseler çünkü Gerçekten banlanabilecek çok fazla insan var Bu sadece hani Trackers.mp platformu üzerinden e, gönderilen report videolarını izlemekte bitmiyor oyun içerisinde de müdahale edilirse gerçekten iyi olacağını düşünüyorum ben açıkçası hani birazcık daha bu kısımlarda az önce bahsettiğim konunun dışına çıktık fakat bunları da burada eklemek istedim Onun dışında e, eminim ki SCS multiplayeri çok güzel olacaktır Eee çok kaliteli bir platform olacaktır. Birçok kişi de zaten bunu bekliyor. Takipçilerimden de yine bu ortamda tanınan edilen insanların da bunu beklediğini biliyorum. E, ben de bekliyorum açıkçası. Hani çünkü nasıl bir şey olacak? E, eğlenecek miyiz? Keyifli olur mu? Diye düşün, düşünmeden edemiyorum açıkçası. E, bu anlamda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Hani sizler de Trackers MP'ye göre artılarını veya SCS'nin Trackers MP'ye göre eksilerini söyleyebilirsiniz. Sonuçta adamların net bir şekilde şu anda Hadi işte biz şunu yapacağız oyuna şunu ekleyeceğiz dedikleri net bir şey yok. Ben şu anda sadece varsayımlar üzerinden gittim. E, fakat hani e, genel olarak büyük bir ihtimalle bu anlamda bu şekilde çıkacaktır. E, hayırlısı olsun inşallah güzel bir platform sunulur bizlere. E, oyunun yaklaşık 5-6 senelik aradan sonra kendi için bir multiplayer platformu çıkarıyor olması gerçekten güzel. Bu oyun için hala da bir şeylerin yapıldığına işaret bu. Ee, i̇nşallah güzel bir şekilde bu işler devam eder. Ben sonraki videolarımda yine Tracker SMP hakkında olsun, SCS Multiplier hakkında olsun Birçok video çekeceğim. Birçok anlatım yapacağım. Ee, bu videoların altında yorumlarda buluşalım. Ee, konuşalım edelim, tartışalım. Herkes kendi fikrini sunsun ortaya. Ee, hani bir bakalım kim ne düşünüyor? Çünkü hepimiz dediğim gibi bir oyuncuyuz. Ee, burada herkesin düşüncesi farklı. Benim düşüncem farklıdır, onun düşüncesi farklıdır. Ee, o yüzden hani yorum yapılmadan bunların bir araya hani bir araya gelmesini daha doğrusu ee, bekleyemeyiz. Bir yorum yaparak bu konu hakkında hani en azından düşüncelerimizi belirtelim arkadaşlar. Şuradan da sinyalimi vereyim bu arada. Tam olarak kalaysa gitmeyeceğim çünkü uzun bir video olacak yoksa. Hadi bakalım şöyle dönelim hızlıca. Bir kez daha söylüyorum hani ben SCS Multiplayer çıktığı zaman Tracker's MP'yi bırakmayacağım Tracker's MP'ye devam edeceğim SCS Multiplayer'ı da oynayacağım İkisi hakkında da videolar çekeceğim Bugün yarın bugün yine farklı bir video farklı bir pardon farklı bir platform çıkıyor olsa Orada da işime devam edeceğim orada da bu oyunu oynamaya devam edeceğim ee, Ben ne kadar platform çıkarsa o kadar iyi bana kalırsa Biz oyuncuların yararına her biri Hepsini artık zamanla bekleyip göreceğiz ben bundan sonrasında valla gözümü Aralık ayına çevirdim. Ee, bakalım bizi neler bekleyecek. Nasıl bir platform çıkacak. O güne kadar Tracker SMP rakip olarak Infinite Tracker çıkacak mı? Veya bambaşka bir platformdan bahsediyor olacak mıyız? Gerçekten bekliyorum. Şimdiden hayırlısı olsun. İnşallah oyun için en iyisi olur. İnşallah oyunu bırakan eden insanların tekrardan oyuna döneceği güzel bir zamana geliriz. İnşallah her birinizi tekrardan bu oyunda görme şansına erişiriz. Haydi bakalım. Evet. Geldik. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna gelelim benim için güzel bir video oldu. Ee, i̇nşallah sizler için de güzel bir video olmuştur. Kendi yorumlarımı sundum. Ee, sizler benim yorumlarıma karşıt gelebilirsiniz. Bu iş böyle olmaz, böyle olmalı veya ben şunu sevmiyorum diyebilirsiniz. Ee, yorumlarınızı ekleyin. Bekliyorum her birine. Tüm yorumlara da elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Ee, yavaştan artık bazı şeylerin düzelme vakti geldi galiba. Hep beraber inşallah ee, bu günleri de atlatacağız bakalım inşallah bu oyun için en iyisi olacak. E çünkü hani ben söylemek istediğim gibi bu oyunu gerçekten seviyorum. Sevdiğim için oynuyorum ve multiplayer platformunun da bu oyun için güzel olmasını istiyorum. İnşallah hayırlısı olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Yavaştan videodan kaçayım ben. E, bu save Barka Kids Discord sunucusunun save paylaşım odasında bulabilirsiniz. Save'i bizzat ben hazırladım. Bunu da belirteyim burada. E, bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kötü adam kaçar. Bay bay.